Sosyal TV'den merhaba. Damat TV'nin yönetim kurulu başkanı Süleyman Orakçıoğlu ile birlikteyiz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, uzun süredir gerçekten özlemişiz Melda Hanım. Evet, röportajları. Değil mi? Röportajlar şimdi Melda Yücel TV'de YouTube'da devam ediyor. Şöyle soracağım hemen. Seçim geride kaldı. Büyük belirsizlikle netleştim. Sonuç ne olursa olsun. Şimdi öncelikli konu ekonomiyim. Ekonomide iş dünyası olarak siz ne dersiniz? Yani şu konu öncelikli. Öncelikli bu konu elzem. Bir saniye bile kaybımız yok dediğiniz konu nedir? Şimdi aslında tabii ki seçimler çok gergin bir ortamda yapıldı. Ama seçimlerde hiçbir şeyin, olayın olmaması son derece önemli. Çünkü bütün dünyanın gözü bizdeydi. Seçimlerden sonra ben yeni bir heyecan, yeni bir enerji diyorum. Ekonomi yönetimi tahmin ediyorum herhalde cumartesi akşamı. Cuma akşamı ama cumartesine kaydı diye biliyorum. Bakanlar kurulu açıklanacak. Her şeyden önce rekabette biz neredeyiz? Bu rekabetçilik endeksi çok önemli. Yani bu parametrelere göre hareket etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Söylemlere göre değil. O parametrelerde bir SWOT analizi yapıp eksilerimiz ne? Artılarımız ne? Yani avantajlarımız, dezavantajlarımız. Şu an dezavantaj ne? Oradan hani iyileştirme bakımından. Ya şimdi asgari ücrete de zam gelecek. Evet. Kur 8 aydır enflasyon altında bir artış gösteriyor. Siz hem ihracatçısınız hem iç perakendeyi görüyorsunuz. Hani tüketicinin dinamiğini de biliyorsunuz şu an. Evet. Hem onu da görerek hem ne elzem bu noktada? Ya aslında herkes bunu soruyor ve herkesin kafasındaki soru da bu. Maliyetlerle döviz kurları arasında bir denge. Yani bu denge kurulması gerekiyor. Çünkü sonuç itibariyle bakıyorsunuz kurlarda yaklaşık %10-15'lik bir yukarı gidiş oldu. Maliyetlerde %40'ların üzerinde bir artış oldu. Yani ihracatçının karı %25-%30 değil ki. Bunu sürdürebilmesi mümkün değil. Özellikle zaten Nisan ayı ihracat rakamlarında bu olumsuzluk yansıdı. Bu olumsuzluk yansıyınca bizim acil önlem almamız gerekir. Çünkü sadece yani biz o gün ürünü belki satamıyoruz. Ancak ürünü satamamak değil, pazarı kaybetmek çok önemli. Hangi pazarlarda risk var, kaybetme riski? Bugün şöyle, aslında tamamen Avrupa Birliği pazarı biliyorsunuz. Sektörel olarak düşünürseniz hazır giyim sektörü %75 Avrupa Birliği pazarı. Diğer sektörlerle birlikte değerlendirdiğimiz zaman %44-%45 Avrupa Birliği pazarı. Ancak şunu net olarak gözlemleyelim. Dünyada öyle bir konumdayız ki, öyle bir coğrafyadayız ki biz hem karayoluyla, deniz yoluyla, hava yoluyla yani ihracat yapabilen bir ülke konumundayız. Ve aynı zamanda o kadar farklı ki bulunduğumuz coğrafyada Orta Doğu'yla anlaşabiliyoruz. Türkiye devletleri doğal pazarımız gibi. Avrupa Birliği'nin zaten yanı başındayız. Rekabetçiliği öğrendik. Deneyim kazandık. Yani kendimizi helvayı nasıl yapalım o zaman? Her yani şey kendimizin artık hani kendimizin burada kendi kendimize bir bariyerlerle uğraşmayalım. Yani burada yapmamız gereken şey ekonominin kuralları net. Yani burada çok fazla uzaya roket atmaya da gerek yok. Yani her şeyden önce mesela Sayın Cumhurbaşkanımız da dün söyledi TOBB'un genel kurulunda ortak akıl. Ortak akılla doğru yolu bulmalıyız. Yani yapmamız gereken bu. Orada da her şeyden önce ekonomi bir dengeler bilimi. Yani burada mesela kur ne olmalı? Spesifik bir şu seviyede olmalı dediğiniz bir şey var mı? Ve de faiz politikası böyle devam ederse sürdürülebilir mi? Bunun için Mehmet Şimşek mesela çok fiyatlandı borsa tarafından da. Mehmet Şimşek gibi bir ismin gelmesi bir anlamda elzem. Ya tabii ki isimler ön plana çıkıyor ama sistem bence daha önemli. Yani o sistemde bugün kim hangi pozisyonda olacak? Karar vericiler o karar süreçlerinde ne kadar etkili olacak? Yani bunları ben çok önemsiyorum. Özellikle bakıyorum yani şu anda herkeste yeni bir heyecan, yeni bir enerji var. Bugün perakende günlerinde de bunu gözlemleyebiliyoruz. İnanın 20 yıl öncesiyle ki ben Birleşmiş Markalar Derneği'nin kurucu başkanıyım. Bugünü karşılaştırdığımız zaman yeni jenerasyon yani böyle bir sermaye yani beşeri sermaye yani kapitali, parayı, her şeyi bulabilirsiniz ama bu sermayeyi bizim gerçekten iyi kullanmamız, doğru kullanmamız lazım. Çünkü global insanlar yetiştirdik. Ya neden bunlardan faydalanacak bir ekonomi politikası izlemeyelim? Yani bu global arkadaşları, gençleri yönlendirecek bir politikayla biz uçarız. 7000'e yakın
Türk markalarının yurt dışında mağazası var ya. Ben yani önümüzdeki 2-3 yıl içinde doğru politikalarla tüm dünyanın bizi konuşacağına inanıyorum. Umarım öyle olur. Kur seviyesi var mı aklınızda bir kur şey? Kur seviyesi bir yani... Bir de yeni sezon ne kadar zamlı gelir bu beklentiye göre? Ya bugün mesela üretimde arkadaşlarımız var, konuşuyoruz. Ya diyorlar ki sezon için %70'in üzerinde maliyetlerde artış var. Ha arkadaşlar yapmayın diyorum ya. %70 artışla biz kime ürün satacağız? Yani bu en azından %30'lar, %40'lar seviyesinde dengelemek zorundayız. Yani bu artışlar mesela iç piyasada bizi rahatsız ediyor. Peki biz bu artışları ihracatta yapabiliyor musunuz? Özellikle yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsunuz. O yüzden de yani bunların kendi içinde bir denge olması lazım. Tamam, aşırı kur artışı da olmasın. Ya yani ben onu da söylüyorum. Yani enflasyonla az çok bir ilintili. Ama işteyse bir dengenin oluşmasında fayda var. Denge dediğiniz seviye ne? Ya seviyeyi ben çok fazla söylemek istemiyorum. Alışla satış arasında bile büyük bir fark olmaması önemli. Yani burada %5'ler seviyesinde bir farklılık var. O bile ihracatta dövizinizi getiriyorsunuz. Düşük kurdan bozduruyorsunuz. Tekrar mesela ham madde için ithalat yapacaksanız yüksek kurdan almak zorunda kalıyorsunuz. Yani bu bile bence kendi içinde bir maliyet. Evet. Çok teşekkürler. Rica ederim. Süleyman Urakçıoğlu ile birlikteydik. Ben de teşekkür ederim. Damat Bilim Yönetim Kurulu Başkanı Melda Yücel TV'deydi. Evet. Teşekkürler. Görüşürüz. Başarılar diliyorum Melda Hanım. Sağ olun.